PT ifadesi İstanbul Kilyos sahilindeki insan sayısını. İstanbul Kilyos sahili. Nerede o eski Kilyos değil mi? Yoksa yaşlandıkça mı özlüyoruz? Peki neyse. İstanbul Kilyos sahilindeki insan sayısını T ifadesi de gece yarısından sonra geçen saati. Yani yeni günün başladığı 0000'dan sonraki geçen zamanı belirtmektedir. P5 küçüktür P9 eşitsizliği ne anlama gelmektedir diyor. Seçeneklere bakmadan önce bunu biraz düşünelim. Bu ifade gece yarısından 5 saat sonraki insan sayısını, yani bu eşitsizlik diyor ki gece yarısından 5 saat sonraki insan sayısı küçüktür gece yarısından 9 saat sonraki insan sayısı, değil mi? Evet. Kilio sahili için böyle bir bilgi veriliyor. Yani. Yani sabah 5'teki insan sayısı sabah 9'daki insan sayısından daha azdır diyor. Evet. Şimdi artık seçeneklere bakabiliriz. İlk seçenek ne diyor? Sahilde 5 insanın olduğu saat, 9 insanın olduğu saatten daha erkendir. Hmm. Bize verilen eşitsizlikte 5 ve 9 insan sayısı değil. Gece yarısından sonra geçen saat sayısı öyle değil mi? Denklemin içine yerleştirdiğimiz değer insan sayısı değil zaman ifadesi. İnsan sayısını zamanın bir fonksiyonu olarak veriyor. Yazarak da gösterelim. T değerinde bir zaman veriliyor. P fonksiyonu içine koyduğumuz zaman T'nin P fonksiyonu ortaya çıkıyor. Bu da T saatindeki insan sayısını veriyor değil mi? Yani 5'i fonksiyonun içine koyduğumuzda elde ettiğimiz değer gece yarısında dan 5 saat sonra ki insan sayısı anlamına geliyor. Az önce yazdığım ifadeyi de düzelteyim. T değeri gece yarısından sonra geçen saat demek oluyor. Yani T'nin P fonksiyonu gece yarısından T saat sonraki insan sayısını ifade ediyor. Sonuçta bu seçeneği kesinlikle eleyebiliriz. Bu eşitsizlik 5 kişi ya da 9 kişiden bahsetmiyor. Sabahın saat 5'inden ve bu saatteki insan sayısından bahsediyor. Sabah 9'daki insan sayısından bahsediyor öyle değil mi? sabah 5 sabah 9'dan daha erken bir saattir elbette ama bize verilen eşitsizlik böyle bir bilgiden bahsetmiyor. Bu seçeneği de rahatlıkla elleyebiliriz. Geldik son seçeneğe. Sabah 9'da sahilde bulunan insan sayısı bu ifadeye dikkat edelim. Sabah 9'da sahilde bulunan insan sayısı, tam bu kutu için aldığım ifade, sabah 5'te sahilde bulunan insan sayısından fazladır. Bu da tam burada yine kutu içine alıyorum. Eşitsizlikte de görüyoruz ki bu kırmızı kutuya aldığım ifade yeşil kutudaki ifadeden daha büyük. Yani doğru cevap kesinlikle bu seçenek.